ülkemize de baktığımızda yeme bozukluğu sadece şişmanlık olana kalgılanır. Hiç kimse bir zayıf bir bireye yeme bozukluğu olabileceğini düşünmez. Daha çok kilolu olan kişilerin yeme bozukluğu olabileceğini düşünürler. Çünkü bize aslında toplum ne der? Zayıf olman gerekir. Evet. O zaman e, zayıf olunca da o hı hı. makul olan. Evet. Bu yeme bozukluklarının nedenlerini araştırdığımızda böyle hani bir baktığımda şey var. Evet e, ergenlik yaşı, evet sosyalleşme, bir de Yapmış olduğumuz, yani birçok e, söylenti ve açıklama var ama bütün açıklamaların belki de teyit geçtiği, belki de hepsinin buluştuğu bir nokta var ki diyet yapma eğilimi ileride yeme bozukluklarına bizi daha kolay yönlendirir. Yani evet sağlıklı beslenme, evet diyet yapma ama bunu ne kadar sıklıkla yaptığımızdır önemli. Hayatımızda bir defa iki defa diyet yapabiliriz, bu normaldir ama yılda 1 iki ay bu çok sağlıklı bir oran değildir. Şu an etrafımızda belki de çalışma or <gülüyor> ortamlarımızdan <gülüyor> sürekli oturarak işlediğimiz için sürekli bir beden kitle indeksimizde bir artış, bir yağlanma bununla birlikte gelebilecek olan metabolik hastalıklar, belki kemik rahatsızlıkları. Devam ediyor. İşte bireyler de bunu azaltmak için kilo vermeye yönelebiliyorlar. Ama dediğim gibi belki spor hareketini artırarak daha az diyet yaparak bunu yaparlarsa ileride daha büyük sorunlar açmalarına hı hı. engel olacaklardır. Hı hı. Ee, çok duyarız aslında ee, çevremizde gerek klinik ortamımızda. E, sürekli e, son yıllarda belki de en son 10 yıldır, 20 yıldır e, diyetisyene gitmenin, diyet diyet yapmanın hı hı. E, oranı çok arttı toplumumuzda. Evet. Ben biliyorum ki sizin uzmanlık alanlarınızdan biri de hı hı. E, buydu, master teziniz evet. e, buna yakın bir konuydu. Hı hı. E, ne önerirsiniz? Tam e, tamam kişi kilolu olabilir hı hı. ve kilo vermek istiyor. Evet. Siz e, en sağlıklı bir biçimde nasıl bir öneride bulunursunuz? Önce şunu söylemek isterim. Birey için ideal kilo kendini mutlu hissettiği kilodur. Kimse zayıf olmak zorunda değildir. Kimse 36 ve 38 beden giymek zorunda değildir. Kendini hangi bedende mutlu hissederse doğru olan odur. Ama bir sağlık sorunumuz varsa yüksek tansiyondur, şekerdir, tiroiddir ve kilo vermemiz gerekirse veya Topluma göre işte 40 bedenik, tamamı kilomuz yoktur dense ve biz kendimiz 38 bedende daha mutlu hissedeceksek bunun için ne yapabilmeliyiz? Küçük küçük hayatımıza e, renkler vermeliyiz. Mesela yürüyebiliriz. Arabamızı iş yerimizin önüne değil daha uzağa park edip yürüyerek gitmeliyiz. As Herkesin söylediği gibi asansör kullanmalıyız. Yeme kullanmamalıyız. Kullanmamalıyız <laughs> pardon. Asansör kullanmamalıyız. Yürüyerek merdiven çıkıp inmeliyiz. Ee, mer ayak kaslarının çalışması şeker hastaları için de çok önemlidir. Yürüdük sonra o yüzden hep yürüyerek diyabeti yenelim diyorlar. Yürüdük sonra ve ayak kaslarımız hareket ettiği müddetçe şekerle savaş başlıyor. Böyle yapabiliriz. Yem alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Akdeniz mutfağıyız, ada ülkesiyiz. Daha zeytinyağlı, daha protein ağırlıklı, karbonhidratın kalitelisini kullanarak bunu yapabiliriz. Beyazdan kaçınmak yerine tam buğdaydır, daha kahverengi renkte olanları kullanarak beslenebiliriz. Belki sosyalleşmeyi tek başımıza yapamazsa kendimize bir arkadaşla bunu yapabiliriz. Her gün komşumuzla birlikte yürüyebiliriz, ofis arkadaşımla yürümeye çıkabiliriz böyle yaparak kilo vermeyi sağlayabiliriz. Evet profesyonel yardım, yardım, yardım almak gerekebilir çoğu zaman. Bunu da e, danışanına, danıştığınız kişiye siz yönlendirin. Siz kendi yeme alışkanlıklarınızı sunun. O size o doğrultuda bir besleme programı yapsın. Uzmana göre haftada bir kilo vermek ideal olabilir. Sizin için ideal olan haftada 300 gram olabilir. Ona göre birbirinizle koordineli şekilde çalışarak sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Ki bunu belli bir dönem yapıp bırakmada yarar var. Çünkü dediğimiz gibi yaprak, yaprak hem metabolizmamızı zorlayarak yavaşlark ilerideki yaşlarda zaten kilo alımı artacağı için daha da zorlanacağız. Hem de kişi bundan bıkkınlık gelecek. Kendine olan güvenini kaybedecek. Başaramama duygusunu geliştirecek kendinde. O yüzden bir yıllık zaman aralığında 4 kilo bile veriyor olmak sağlıklıdır. <laughs> ve bizi bu yeme bozukluklarından ve birçok daha hastalıktan koruyabilecektir. <laughs>